قشتن جراحاتي هذا بين دافع شي زوريم ما هي دافع سوجي زوريم تشوي دافع ددم وانا ونجي بقرا برو جازي فوزينا اي ماجي دافع تشو بي بي كاتي بي دزي كاتي تشو بي بوي صرف ملاك خوش صرف وي تشنا نار بو وانت فوي تشو دغريت كي حبسه نا وانا صرف ملاك خوش دزوني تشتوني تشتو بشت في دغريت تو چه تو وجدانه تا تو پشت بی دیگریه داری من دکان آخواد آبون چل سال دکانه مهنه از آسه کی به گوشتی بیرم اردوان یاپن آرکاداشه آنه بیدیورم هاخت در بیزده ویزی گروه وکی بوزاقا گوشتی üç sefer adalet bakanı Yılmaz Tunç'la görüştük. Her seferinde bu duruşmada gereken adalet sağlanacak. O şekilde biz oyaladık. En son halk beni bu adaletsizliği gidermek için meclise gönderdi. 7 senedir bir adalet mücadelesi yürüyor. Ve 7 acı yıl yaşadı, 7 acı yılı geride bıraktı. Ve hala aynı yerde adalet talebinden bir adım geri atmayan Emine Ana'nın adalet nöbeti buradan mecliste, parlamentoda. Esasen adaletin tecelli edilmesi gereken kurumun çatısı altında devam ediyor bu adalet nöbeti. Bugün Şen Yaşar ailesine yapılan saldırı tam bir katliamdı. Şen Yaşar ailesine yapılan saldırının anne de kendi defalarca yaptığı her konuşmada, her açıklamada ifade etti. Sadece kayıtlar incelensin. O kaybettik dedikleri, o erişemedik dedikleri kayıtlar incelensin. Ve esas bu olayla ilgili suçlular açığa çıkarılsın diye annenin bizzat talebi var. Ve 7 senedir suçsuz yere bu kadar ağır bedel ödedikleri halde, iki çocuğunu, eşini kaybettiği halde çocuğunun özgür bırakılmasını talep ediyor. Bu katliamı azmettirenler, bu katliamı gerçekleştirenler, cinayet demiyorum, katliamı özellikle kullanıyorum. Bunu gerçekleştirenler elini kolunu sallayarak şu an dışarıdalar. Ama Emine Ana ve oğlu, bütün aile şu an acı çekiyor. Artık yeter. Emine Ana'nın adalet talebini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün parlamenterleri duymak durumunda. Bugün bu adalet arayışının, bu insanlık, bu hakikat, bu gerçeği arayışının, bir annenin acısının herkes tarafından duyulması gerekiyor. Burada özellikle kamuoyu bu konuda şunu lütfen görsün. Emine Ana'nın talebi gerçek bir hukuk soruşturmasının gerçekleşmesi. Çünkü o hukuk soruşturması gerçek anlamda gerçekleşirse AKP iktidarın yandaşı olan kesimlere yargılama sistemi, o savcının, o hakimin yargılama sistemiyle değil de objektif bir şekilde yargılanırlarsa, yargılansaydı, bu dosya o konuyla bu şekilde ele alınsaydı, zaten Emine Ana benim oğlum dışarıda olurdu diyor. Burada adaletin tecelli etmesi, hukukun tecelli etmesini istiyoruz. Yargı her daim muktedirlerden yana oldu. Bu dönemse yargı ne yazık ki mevcut olan iktidarın adeta asası gibi kullanılıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Emine Ana'nın adalet arayışının dün olduğu gibi bugün de biz yanındayız. İki evladını ve eşini yitirmiş ananın bu sene ölüm yıl dönümlerinde mezarlarına ben de gittim. Ölüm yıl dönümlerinde anmalarına katıldım. Anne iki oğlunun arasında kaldı ve anma boyunca iki oğlunun mezarı arasında ağladı. Evlat acısı işte öyle bir şey. Eşinin mezarına gidemedi bile. İşte acı böyle bir şey. Bu acıyı bütün Türkiye kamuoyu duymalı. Bu acıyı biraz önce ailenin de ifade ettiği bütün yetkililer duymalı, duymak zorunda ve gereği yapılmalı. Bizler de DEM Parti olarak bu konuda dün olduğu gibi bugün de adalet mücadelemize,
Şen Yaşar ailesinin adalet mücadelesinde olmaya devam edeceğiz ve mutlaka adaletin tecelli ettiği günleri hep birlikte göreceğimize olan inancımızla mücadelemizi sürdüreceğiz.